Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Coşkunuzu anladım ama ya. Bugün anlattığım üzerimde ve açamıyorum videoyu. Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün başta da görebileceğiniz Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da görebileceğiniz üzere bugün sizlere emzirme sürecinin başından sonuna kadar kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Bu ürünlerin çoğu bambaşka fonksiyonlara sahip ürünler. İki tane kremim var, bir tane süt sağmak için pompam var, iki tane farklı markanın süt torbası var. Hepsinden tek tek bahsediyor olacağım. Hazırsanız videonun kendisine geçelim. Ürünlerden kendim kullandığım sıraya göre bahsetmek istiyorum. Yoksa birazcık kafam karışacak gibi geldi. Açılışı da bu kremle yapmak istiyorum. Bu krem, inşallah görünüyordur, Fito. Normalde emzirmekli veyahut işte direkt olarak meme ucu yaralarıyla alakalı bir krem değil. Bu krem ciltle alakalı her şeye kullanılan bir krem. Yanağı da kullanılıyor, sivrisinek ısırığını da kullanılıyor. Ciltte iyileştirilmesini istediğiniz, yani iyileşmesini istediğiniz her şey için bu krem kullanılıyor. Bana bunu bir arkadaşım önermişti, bir ablam önermişti. Ben doktoruma danıştım. O zaman 8-9 aylık hamileydim. Şu anda tam olarak hatırlayamıyorum. Artık yarıklar oluşmaya başlamıştı ve canım çok fazla acıyordu. Çözüm üretmeye çalışıyorum. İşte tabii ki doktorumdan önce arkadaşlarıma konu söyledim. Arkadaşlarım da bana bu kremimi tavsiye ettiler. Her şeyi işte kullandıklarının çok iyi olduğunu vesaire. Benim o zamana kadar hiç ihtiyacım olmadığı için hani açıkçası kullanmamıştım ama bence herkesin evinde olması gereken bir krem bu. Ve sürdükten yaklaşık 1-2 saat sonra falan ciddi bir geri dönüş aldım. İnanılmaz hızlı iyileştiriyor. Zaten bayağı da kullanmışım, yani şu kadarını falan kullanmışım kremin. Ve kremin fiyatı çok uygun. Ben 17 liraya almıştım. Az önce baktım, hala işte 17, 18, 19 lira bandında geziyor farklı yerlerde. Kesinlikle herkesin almasını tavsiye ediyorum. Ama tabii ki doktorunuza danışın. Bir de bu kremde şöyle bir şey var. Eğer doğumdan sonra kullanacaksanız kremi, bu kremi iyice yıkamadan, silmeden emziremiyorsunuz tekrar. Yani emzirme sonrası ya da işte ne zaman istiyorsanız kullanırsınız. Ama mutlaka daha sonra iyice silmeniz, yıkamanız gerekiyor. Bu hani bebeğin yutabileceği, yiyebileceği, temas edebileceği bir krem değil. Bunun altını çizelim. Ve tabii ki sonuçta bu da bir, hani bir tür ilaç gibi bir şey olduğu için doktorunuza da mutlaka danışırsınız. Ben de sormuştum. Benim doktorum sorduğumda kullanabileceğimi söylemişti. İyi ki almışım bunu. Yani bakın, birazcık bunu biraz araştırın. Her şey için kullanıldığını göreceksiniz. Çok farklı şeylerde kullanılıyor. Mesela cerrahi işlemlerde de ufak tefek böyle yara izlerini bile giderdiğini okudum ben bu kremin. Nimet yani. Çok güzel bir krem ve fiyatı da dediğim gibi çok uygun. Fiyatına neden bu kadar çok dikkat çekiyorum? Bir sonraki kremde bunu anlayacaksınız. Bir sonraki kremim de bu. Asla nasıl okunduğunu bilmiyorum. Garmastan pomat. Bu direkt yağsız emzirme pomadı olarak geçiyor. 20 gram. Bakın bu 20 gram. Bu 50 gram. Bu 18 lira. Bunu ben 80 liraya almıştım. Az önce internetten baktım. Şu anda bu 90 lira olmuş. Fiyat konusunda demek istediğim şey oydu. Bu da ben belli bir süre sonra bu kremi kaybettim. Bu benim ikinci, hatta üçüncü bir tüpüm olabilir. Ve ismini de bir türlü bulamadım. Kimin bana bunu önerdiğini de hatırlayamadım. Bir türlü ben bu kreme ulaşamadım. Buna ulaşamayınca da tekrar doktoruma yazdım. Böyle böyle bir sıkıntım var. Emzirme süreciyle alakalı, ne alayım diye. O da bana bunu önerdi. Bu, hemen şişesini de göstereceğim. Şöyle bir şişesi var. Bunu da yine kullanmışım. Bayağı bir.
Bu da çok çok faydalı bir krem. Ama bu sadece ve sadece emzirme için kullanılan bir krem. Zaten ne diyor? Gayazülen içeren yağsız emzirme bakım pomadı. İşte az önce de okumuştum. Bu şekilde geçiyor. Memnunum. Evet, memnun kaldım. Ama fiyat olarak dediğim gibi pahalı bir krem. Eğer ki ulaşamayacak, alamayacaksanız tabii ki buna doktorunuza danışın mutlaka. Set 79 lira yazıyor yani. Hatta şöyle de göstereyim direkt. Gösterebildiğimi bilmiyorum. Alamayacak, ulaşamayacaksanız eğer ki sorduktan, danıştıktan sonra bu kremi kesinlikle tavsiye ederim. Sonrasında kullanabileceğiniz bir krem, her şeye kullanabileceğiniz bir krem. Muhteşem bir krem. Elimde şöyle bir kutu göreceksiniz şu anda. Bu herkesin bildiği, herkesin de kullandığı bence. Göğüs pedi. Ben göğüs pedinden nefret ettim hamileliğim sürecinde. Zaten bakın bu kutuyu hiç açmamışım. İçinden iki tane mi kullandım, iki kere mi kullandım hiç bilmiyorum. Başka şeylere kullandım bunu. V-Baby'ninki şöyle bir şey. Arka tarafı normal naylon, tek taraflı kullanılıyor. Bu tarafı da göğsünüze koyduğunuz tarafı. Böyle göğüs kanallarına benzer yanında şeyleri var. Şu tarafında bir yapışkanı var. Kaymaması için isterseniz sürgeninize yapıştırabiliyorsunuz. Güzel, bu da kullanışlı ama ben bundan hiç memnun kalmadım. Benim yaralarımı daha da kötü hale getirdiğini düşünüyorum. Bu sadece şu zamanda yararlı oluyordu. Krem kullandığın zaman işte kremin iç çamaşırına geçmemesi için üzerinde bunu koydum. Ama bence kremin de etkisini azaltıyor ya da bilmiyorum, ben öyle hissettim. Ben hiç rahat edemedim bunlarla. Hiç istemedim kullanmak. Zaten bunu da ben almamıştım. Bir arkadaşım kendisinin kullanmadığı için bana vermişti kullanmam için. Kullanan da çok fazla var. Memnun kalan çok fazla var. Bunun marka ile alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta yapısal olarak ped yani. Ben hiç memnun kalmadım. Bir dahaki sene mesela bir dahaki hamileliğimde hani almamıştım ama almam da kendim. Bir işe yaradığını düşünmüyorum. Şimdi bahsedeceğim ürün ise gerçekten muhteşem bir ürün. Bazı şeyler böyle verdiğiniz paranın son kuruşuna kadar hak eder ya. Bu ürün öyle bir ürün. Bu benim Silver Nurse'den aldığım gümüş kapaklar. Yani gerçekten şöyle düşünebilirsiniz. Almadan önce ve hiç bilmeden önce 200 lira bir ürünü vermek gerçekten mantıklı mı? Ben bu ürünü gerçekten ne kadar kullanacağım? Ben bunu kullanmadan önceki halimi de biliyorum. Kullandığım süreçteki halimi de biliyorum. Muazzam derecede iyi işliyor. İyi ki almışım. Her gördüğüm anneye de tavsiye ediyorum. Kutunun içinden şu şekilde bir bez torba çıkıyor. Aynı zamanda içinde bir tane lavanta koymuşlar. Şöyle küçük, tabii benimki artık küçülmüş mahvolmuş. Bir tane garanti belgesi var. Çıkarabilirsem inşallah onu da göstereyim. Sertifika ve garanti belgesi çıkıyor içinden. Arkasında da yalnız var ya, lavanta muhteşem koktu. Hiçbir şey olmamış yani. Arkasında da ulaşabileceğiniz telefon numaraları, işte nerede üretildiği vesaire vesaire hepsi yazıyor standart. Şimdi içini açıyoruz. Gümüş kapaklarımıza bakalım. Kapaklar şu şekilde. Bunları kullanmadan önce bir kaynatın. Ben kaynattım. Gümüşün iyileştiren bir özelliği varmış. Ben hiç bilmiyordum açıkçası. Ta ki buna ihtiyaç duyana kadar. Gerçekten iyileştiriyor mu? Gerçekten iyileştiriyor. Bakın %100 iyileştiriyor. Ve bence işin sırrı bu kapakların göğsü koruyarak meme ucunun ıslak kalmasını sağlaması. Ya da ben öyle düşünüyorum. Çünkü kuru kaldıkça daha çok acıyor. O yarıklar daha çok acı veriyor. Bunu kullandıktan 1,5-2 gün sonra falan düzelmeye başladı benim yaralarım ve ondan sonra bunu kullandığım süre boyunca da hiçbir şekilde yara çekmedim. Valla buradan kim yaptıysa, izliyorsa, ediyorsa Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mükemmel bir üründü. Yani iyi ki almışım. Ve tabii ki ömürlük bir ürün alıyorsunuz aldığınız zaman. Şimdi ben bunu saklayacağım. Tekrar kullanacağım Allah nasip ederse.
Dediğim gibi ben bunu 199 liraya almış olmalıyım. Yanlış hatırlamıyorumdur. Az önce internette baktım. Yine aşağı yukarı aynı bantta. Mesela hepsiburada.com bu dönemde bir indirim yapmış. Az önce 160 liraya gördüm. Ama bilemem tabii ki alacağınız zaman tekrar artabilir, inebilir. Bu takip edebilirsiniz. Özellikle mesela hamile olduğunuz dönemde süreç uzun olduğu için takip ederek indirimde yakalayıp alabilirsiniz. Bunun bir de bir üst versiyonu daha var. Yanlış hatırlamıyor isem onun ne gibi bir farkı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama bu yeterli oldu benim için. Markasını da söyledim. Birçok farklı markanın da var. Ben bununkini almıştım. Bunu görmüştüm. Instagram'da görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. En çok kaldığım, tekrar tekrar kullanacağım ürün kesinlikle buydu. Diğer ürünleri hiç anlatmadan bunu söyleyebilirim şu anda. Hazır göğüs koruma konusuna girmişken ikinci bir ürünün anlatımına geçeyim. Bu Chico'nun göğüs kalkanı diye geçen ürünü. Bana bunu bir arkadaşım hediye etmişti. Kendisi de almış ama kullanmamış. Ben de ondan aldım ama ben de kullanamadım. Çok rahat edemedim açıkçası bununla. Açalım içini. İçinde şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Garanti belgesi var mıydı bilmiyorum. Belki varmıştır, atmıştır veya hani kaybolmuştur. Şu şekilde iki tane kalkan ve iki tane de silikon çıkıyor. Bu ürünün aslında iki farklı fonksiyonu var. Bir tanesi ürünün tabii ki hani işte meme ucunu koruyor. O sürtünme, çamaşıra sürtünme hissinden şöyle geçirmeye çalışıyorum bir yandan anlatırken. Siz engelliyor, işte kurumamasını sağlıyor bu sebeple de. Bir bu özelliği var. İkinci özelliği de şu şekilde iyice geçiyor bakın. Ay, tutmama gerek kalmıyor. Buraya da göğsünüze koyuyorsunuz. İkinci bir özelliği de bu ürün biriken akan sütü biriktiriyor. Şu delikli yerleri yukarı doğru getiriyorsunuz mutlaka. Aşağı tarafta şu kısımda da süt birikebiliyor. Siz bu sütü kullanabiliyorsunuz. Bu ürün bence dışarı çıkıldığı zaman çok kullanılabilecek bir ürün değil. Göğüste çünkü kendini belli ediyor bu şekilde. Yani bence belli ediyor. Ben çok rahat edemedim. Evde kullandığım zaman rahat edemedim. O yüzden tercih etmedim. Zaten ben kendim gümüş kapakları almıştım. Belki biraz da o yüzden buna gitmedim. O olmasa belki bunu daha çok kullanmaya çalışırdım. Çok kullanmaya da çalışmadım. Benim için nötr yani bir ürün. Ben, bundan memnun kalanlar da var, kalmayanlar da var. Okumuştum birazcık internette. Çok mu gerekli diye soracak olsanız bence çok gerekli bir ürün değil. Yani öyle gerçekten hani foşur foşur bir süt gelme durumu da olmuyor. İlk zamanlar doğumdan sonraki ilk dönemde birazcık oluyor. Çünkü çocuk çok fazla ememiyor, edemiyor. O zaman o dönemde kanallar tamamen açık olduğu için çok fazla süt salgılandığı için biraz fazla da süt gelebiliyor. Bu kadar çok hani kalkanı tutmaya çalışacak kadar çok yani bilmiyorum belki geleni de vardır ama benim öyle olmadı açıkçası. İhtiyacım da olmadı o yüzden. Bu da İndirimde 50 liraya görmüştüm sanırım bunu. Eğer hani bakmak, araştırmak isterseniz. Bahsetmek istediğim bir diğer ürünün süt salma pompam. Bu üründen çok çok memnun kaldım. Gerçekten iyi ki almışım. Fiyat performans oranı çok çok iyi. Detaylı olarak birazdan anlatacağım. Markası Moshi gördüğünüz gibi. Bu bataryası olan bir süt salma pompası değil. Ama otomatik. Elle sağılan bir pompa değil. Birazdan şimdi içini açınca anlatacağım hepsini göstereceğim. Bayağı da kapamış. İçinden şöyle bir küçük kitapçık çıkıyor. Bu kitapçık biraz size nasıl gördüğünü, yapıldığını anlatıyor. Şurada bir tane QR kod var. Buradan da videoya ulaşabiliyorsunuz. İçinden direkt pompa çıkıyor. Bu şekilde bu pompanın koruma kapağı bir de içerisinden şu şekilde dökülmemesi için kullanılan bir küçük kapakçık çıkıyor. Bu çok tatlı bir şey. Şöyle. Bu ürünün olumlu birçok özelliği var aslında. Ben araştırma yaparken elle sağlam pompalar bana çok mantıklı gelmemişti. Çünkü belki yarım saat sürebilecek olan bir işlemi
bu şekilde elinizle yapmanız çok zor. Zaten hani çok rahat bir şey değil bence süt sağmak. Çünkü normal emzirmek gibi değil, daha acı veriyor. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle olmuştu. Belki herkes de öyle olmayabilir. Bir de bunu elinizle yapmaya çalışmak yarım saat içerisinde insanı çok yorar. Bunun dışında otomatik olan pompalarda, yani makinası olan pompalarda açıkçası bana çok pahalı gelmişti. Ben hamileyken 300 liralardan falan başlıyordu teklileri. Teklilerini de böyle herkes çok tavsiye etmiyordu. İşte çipli al, işte ne bileyim bataryası bilmem ne olsun falan, kafam çok karışmış. Çok fazla marka vardı. YouTube'da gezinirken, araştırırken bunun videosuna denk geldim. Önce ne olduğunu anlayamadım. Bu nasıl hani süt sağıyor? Nasıl bir şey diye düşünmüştüm. Ve sadece 99 liraydı. Bu 100 liraydı. Birazcık daha araştırdıktan sonra dedim ki ben bunu bir alayım. Eğer ben bundan memnun kalmazsam, baktım hani işimi görmedi. Fiyatı çok pahalı bir şey olmadığı için bir tane de otomatik alırım. Bu da dursun demiştim. Ama bu öyle işe yaradı ki benim başka bir pompa almama gerek kalmadı. Önce birazcık nasıl kullanılıyor ondan bahsedeyim. Şu kısmı göğse yerleştirilen kısım. Bunu böyle kıvırıyorsunuz bu şekilde. Bakın şöyle duruyor. Ve buraya göğüs ucunuz gelecek şekilde memenize bunu yerleştiriyorsunuz. Yerleştirmeden önce şuradan güzel bir sıkım yapıyorsunuz. Şöyle, ben genelde böyle yapıyordum. Buraya yerleştiriyorsunuz ve şunu bir tık diye şöyle kapatıyorsunuz parmağınızla. Bu sizin memenizi vakumluyor. Ve bıraktığınız zaman da, buradaki sıkmayı bıraktığınız zaman da, ki zaten bırakmanız lazım. Bıraktığınız zaman da kendisi yapışık vaziyette şu şekilde duruyor. Böyle. Ve sütü çektikçe bu böyle genişliyor ve doluyor. Ben bununla 100 milimin üzerinde süt sağdım. Yarım saati buluyor mu? Evet, 20-25 dakikayı falan buldu. Ama tabii ki bu sizin fazla olmasıyla ve üretiminizle falan alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Bu benimki böyleydi. Çok rahat, sessiz çalışıyor o makinalı pompalara nazaran ve bence onlardan daha az acıyor. Çünkü makinalı pompalarda şöyle bir şey var. Sürekli olarak bir çek bırak hareketi yapıyor. Çekiyor, bırakıyor, çekiyor, bırakıyor ve o çok şiddetli oluyor bence. Diğer nasıl, diğer değil, nasıl denir ona? Seviye seviye ya onlar. Hani bence bütün seviyelerinde o çek bırak çek bırak sürekli yaptığı için bir acı olduğuna inanıyorum. Ben kendim kullanmadım kesinlikle. Burada tekrar altını çizeyim. Ben sadece kullanan insanlara tanık oldum ve çok farklı markaların farklı tip süt sağma makinelerini gördüm canlı olarak nasıl yapıldığını. Belki de o yüzden bilmiyorum. Ben de böyle bir travmatik bir şey de yaratmıştı o otomatik pompalar. Hani bu nasıl yapılıyor? Bu çok acıyor. Yani istememiştim açıkçası. Çok böyle taraftara değildim. Belki de o yüzden almadım. Ama yani gerek var mı? Bence gerek de yok. Ben birazcık bunun da yorumlarını araştırdım. Ben yapamadım ya da işte ben de işe yaramadı diyenler de var tabii ki. Sonuçta hiçbir üründe, hiçbir şeyde %100 bir beğeni olması imkansız bence, yani mümkün değil. Birimizde işe yarayan, diğerimizde işe yaramayabilir. Bu sadece benim kendi hani fikrim. Bence kesinlikle muhteşem bir şey yani. Diğer pompalara nazaran çok çok iyi. Şu anda uzun zamandır sağım yapmadım. Ama doktorum bir dönem işte süt arttırımı için sağmanın önemli olduğunu söylediği için tekrar başlamayı düşünüyorum. Benim şimdi bu 10. aydayım ben şu anda. İlk dönemlere nazaran biraz daha az geliyor sütüm. Bir dönem daha böyle olmuştu ve bunu kullandığımda işe yaramıştı. Sağmanın da bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum. Burasında gördüğünüz, bahsedebileceğim şöyle bir halkası var. Bu halkadan böyle boynunuza asabileceğiniz bir şey geçirebilirsiniz ki hani sağarken düşmesin, hani bir şey olmasın vesaire diye şöyle durabilir. Dediğim gibi bu sadece tıkaçı, akmasın, dökülmesin hani atana kadar şeye, torbaya diye. Bu da aynı şekilde öyle. Bunun için de çok fazla böyle bekletmeyin.
poşetinize direkt koyun. Zaten önermiyorlar da okuduğum zaman. Bu şekilde illa ki çünkü hava alıyor. Şurasında arkasında böyle tıktıkları var. Böyle geçiriyorsunuz direkt. Rahat bir şey. Bu makineye girebiliyor. Mikrodalgaya girebiliyor. Bu şekilde kullanılabiliyor. Bakın hatta şöyle sıkınca nasıl durduğunu da görmüş olursunuz. Şöyle duruyor ve kendi kendine vakumladıkça açılıyor. Çok tatlı bir şey. Ben tipini de çok beğendim. Yer kaplamıyor. Yani çantanızı atabilirsiniz. Dışarıda çok rahat yapabilirsiniz. Ses olmadığı için. Manuelde bir işlem yapmadığınızdan ötürü bence çok güzel bir şey yani. İyi ki bunu bulmuşum. İyi ki almışım. İyi ki başka hiçbir şey almamışım. Çok çok memnun olduğum bir ürün. İnşallah tekrar kullanırım bir sonraki hamleliğimde. Şu an için demiyorum tabii ki. De ben böyle her şeyi kutusunda falan saklamak gibi bir manyaklığım var. Bilmiyorum siz görür müsünüz? Kutu atamıyorum. Çok seviyorum bu kutu saklamayı. Son olarak iki farklı süt torbam var. Bir tanesi Lansinov'un. Şöyle. Bir tanesi de Milky Way. Bunun içinden 25 adet varmış. Hemen bir tanesini çıkaralım. Bu şöyle küçük bir ürün. Şu kısmına işte tarih atabiliyorsunuz, saat atabiliyorsunuz, isminizi yazabiliyorsunuz. Bence bu çok önemli bir şey burada bunların yazması. Çünkü biliyorsunuz anne sütünün kullanım süresi dışarıda işte buzdolabında ya da buzlukta vesaire değişebiliyor. Buradan takip etmek çok önemli o yüzden. Dışarıda beklerse 3 saat, buzdolabında beklerse 3 gün, buzlukta beklerse 3 ay kullanılabiliyor diye biliyorum. Bu da Lansinov'un süt sağma poşeti. Süt sağma poşeti de yanlış diyorum bu arada ya. Süt saklama poşeti yani. Burada da yine işte isminizi, tarihini, saatini vesaire yazabiliyorsunuz. Bu da bundan biraz daha büyük. Bu 180 milim ne kadar saklanıyor. Hatta şöyle yan yana göstereyim size. Bu 160 milime kadar saklanıyor. Şöyle. Şuraları kapatırsak şu şekilde bir fark var. 20 milimlik bir fark var arasında. Bunun içinden de sütü görebiliyorsunuz. Şuradaki şeffaf bölgeden. Bu zaten komple şeffaf. Aynı. Özellikleri de aynı. Böyle. İkisi farklı markanın farklı görünüşlü. Aynı aslında şeye hizmet eden iki farklı ürün. Videoya başlamadan önce çok fazla ürün varmış gibi gelmişti gözüme. Ama 8 parça ürün varmış ve çok hızlı geçti anlatırken. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım işinize yarayan bilgiler verebilmişimdir. Umarım merak ettiğiniz şeyleri burada rastlayabilmişsinizdir. Bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Çünkü çok yeni bir kanalım. Ve abone olmanız gerçekten çok değerli benim için. Beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka basın. Eğer ki sizin kullandığınız bambaşka bir ürün varsa ya da aynı üründe farklı bir deneyim aldıysanız veya tamamen söylemek istediğiniz, yazmak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.